Türkiye Rusya arasında Suriye ve Libya diplomasisi hızlandı. Bu konuda acaba bir sıkıntı mı var diye düşünülmeye başlanmıştı son günlerde. Bugün İdlib'de yapılan ortak devriye sırasında konvoya saldırı düzenlendi sayın seyirciler. Libya konusunda yaşanan gerilimde ise Moskova'dan yeni mesajlar var. Koronavirüs sürecinde anlaşan Türkiye ile Rusya ilişkileri hareketlendi. İki ülke arasındaki tansiyon Libya konusunda yükselirken Suriye'de ortak harekat söz konusu. Günün en dikkat çekici haberi Suriye'nin İdlib kentinden geldi. M4 karayolu üzerindeki Türk-Rus ortak devriyesi sırasında saldırı düzenlendi. Ortak devriye sırasında bir bombanın infilak ettirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, bugün Eriha ile Urum Elcoz yerleşimleri arasındaki güzergahta ortak devriye faaliyeti gerçekleştirildiği sırada militanlar M4 karayolundaki durumun izlenmesinin engellenmesi amacıyla bir terör saldırısı girişiminde bulundu. Militanların konvoyunun seyrettiği güzergahta bir patlayıcı madde infilak ettirmesi sonucu Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştu. Devriyeye katılan askerler yara almadı dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki en sıcak başlıksa Libya. Rus heyet İstanbul'daki zirveden son anda vazgeçmişti. İstanbul'dan gelen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Libya'daki çatışmanın taraflarını görüşme masasına geri getirmek için temas halinde olduklarını belirtti. Lavrov, geriye kalan tek şey Libya'daki tarafları masaya oturmaları ve müzakere etmeye başlamaları gerektiğini ikna etmek. Türk meslektaşlarımızla temaslarda dahil olmak üzere. Şu anda tam olarak bununla ilgileniyoruz. Çatışmanın tüm taraflarıyla ile iletişim kurmak gerekiyor. Çatışmanın tüm taraflarını bir araya gelmeye, herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakere masasına oturmaya ve görüşmelere başlamaya teşvik etmek gerekiyor dedi. Rus ve İranlı bakanların görüşmesinde Suriye konusunda kurulan aslana süreci de gündeme geldi. Lavrov, Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesi'nin hazırlık komisyonunu toplamadan önce üç liderin arasında video konferansın yapılabilme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum derken İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif ise Rusya, Türkiye ve İran Aslana üçlüsünün Suriye zirvesini çevrim içi yapma konusunda anlaştıklarını koşullar buna el verir vermezse üç liderin yüz yüze görüşeceğini belirtti.